Arkadaşlar, Emre Garaj'dan herkese merhaba. Montajını yapmış olduğumuz aracımız 2009 model Audi A4. Takmış olduğumuz cihaz Novimax 7.1 işletim sistemine sahip 2 GB RAM'li Android Multimedia. Ekran büyüklüğü 8.8 inç arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi orijinal göğüsü bozmadan, orijinal çerçevesi üzerine elektronik aksamını birebir olacak şekilde adapte ettiğimiz bir cihaz bu arkadaşlar. Direksiyon kumandamız, onun haricinde aracın konfigürasyon ayarları, orijinal teybin menüsü, bunların hepsi bu cihaz üzerinde birebir çalışıyor. Müşterilerimizin en sıklıkla sorduğu sorulardan biri, orijinal menüde herhangi bir kayıp yaşıyor muyuz? Ben bunu size şöyle göstereceğim arkadaşlar. Buradan bu bizim cihazımızın şu anki mevcut kendi Android menüsü. Orijinal menüye geçtiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi normal orijinal ekranındaki karakterlerden hiçbir şey kaybetmiyor. Tüm ayarları yine orijinal menü üzerinden yapmaya devam edebiliyoruz arkadaşlar. Park sensörlerini ekranda görebiliyoruz. Geri vitese geçtiğimiz zaman takmış olduğumuz kamera yine geri vites ekranında görünebiliyor. Teybin ses ayarlarını orijinal menü üzerinden yapabiliyoruz. Ve aracın orijinal konfigürasyon ayarlarından hiçbir şey kaybetmiyoruz arkadaşlar. Ekrana bir defa dokunduğumuz zaman bizim cihazımızın ekranına geçiyor. Android menüye geçiyor. Android menüde kullanabileceğimiz özellikleri teker teker anlatayım. Navigasyonumuz var. İnternetsiz navigasyondur bu. Google, iGo Primo'yu destekler. Offline olarak kullanılabilir. Bunun için herhangi bir internet bağlantısına gerek olmuyor. Telefon dediğimiz Bluetooth özelliği arkadaşlar. Telefonumuzun Android veya iOS olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth'u eşleştirip telefon görüşmelerimizi takmış olduğumuz mevcut sistem üzerinden yapabiliyoruz arkadaşlar. Medya var. Araca daha doğrusu USB ekliyor. USB üzerinden veya cihazın kendi hafızasına atmış olduğumuz müzik veya videoları medyadan kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. İstersek bu şekilde ekranı büyütebiliyoruz. Çıkmak istersek de buradan geriye basmamız yeterli. Ne dinleyeceğimizi de buradan karar verebiliyoruz arkadaşlar. Video ise videoya basıyoruz, müzik ise bir üstündeki müzik menüsüne basıyoruz arkadaşlar. Yine buradan demiş olduğum gibi cihazın kendi hafızasında ve torpidoya çekmiş olduğumuz USB üzerindeki videoları ve müzikleri medya üzerinden kullanabiliyoruz. Bir alta geliyoruz arkadaşlar. Uygulamalarımız var. Bunlar cihazımız Android olduğu için Android uygulamalarının hepsini yükleyebiliriz cihaza. Teker teker başlayalım. Google Chrome üzerinden internet gezintisi yapabiliriz. Google ayarlarını ayarlayabiliriz. Play müziği kullanabiliriz arkadaşlar. Play Store'dan uygulama indirebiliriz. İnternetli navigasyonumuz Google haritalar. İnternet üzerinden online Google haritaları kullanabiliriz arkadaşlar. YouTube'dan video seyredebiliriz. Canlı mobil TV özelliği var. Buradan yine cihazımızı internete bağladıktan sonra 200'e yakın kanalı normal evdeki televizyon kalitesinde kullanabiliyoruz. Dosya yöneticimiz var. Cihazın kendi hafızası 16 GB. Bunun içindeki dosyaları bu dosya yöneticisinden kullanıyoruz arkadaşlar. Ayrıyeten bir de telefon ekran paylaşımı özelliği var. Mirrorlink özelliği. Yine telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde bağlantı yapıp telefonumuzun ekranını cihazla paylaşabiliyoruz arkadaşlar. Ayrıyeten bir de internet üzerinde kullandığımız ikinci navigasyonumuz Yandex navigasyonu arkadaşlar. Ben burada size internet üzerinden kısaca hemen kullanılığını göstermek amacıyla YouTube'dan bir video açacağım. Görmüş olduğunuz gibi. Hızlı bir şekilde açtı. İstersek buradan geri çıkabiliyoruz. Şekilde görmüş olduğunuz gibi cihazımız 2 GB RAM olduğundan dolayı çok hızlı geçişleri. İstersek buradan da geri çıkış yapıp orijinal menüye dönebiliyoruz hızlı bir şekilde. Ayrıyeten cihazımızın kayıt kamerası özelliği var. Bu araçta kayıt kamerası montajı yapmadık ama yapmış olsaydık DVR kamerası olarak taktığımız kamerayı cihazın üzerinden kontrol edebiliyorduk arkadaşlar. Metre dediğimiz aracın kadran göstergeleri. Bazı arkadaşlar buna hayalet gösterge diyor. Görmüş olduğunuz gibi aktif bir şekilde çalışıyor. Buradan geri geldik. Menü ayarlarımız var. Menü ayarları cihazın ayarlarını yaptığımız bölüm. İşte internet bağlantısını buradan kontrol edebiliyoruz. Ses ayarlarını yapabiliyoruz. Parlaklığı buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bir geri geldik arkadaşlar. Navigasyonu göstereyim ben size bir de. Navigasyon, offline kullandığımız iGo Primo demiştim daha önceden de size. Bunun kullanımı çok basit. Görmüş olduğunuz gibi haritamızı açtı. Sağ alt köşeye basıyoruz. Yeni rota diyoruz.
Ondan sonra adres bölümüne tıklayıp gideceğimiz yerin açık adresini yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra cihaza bırakıyoruz kendimizi. Bizi istediğimiz yere hızlı bir şekilde ulaştırıyor. Çıkarken de sağ alt köşeye basıp çıkış tuşuna basıp OK dedikten sonra tekrar ana menüye dönmüş oluyoruz arkadaşlar. Ayrıyeten geri vites kamerası montajı yaptık. Görmüş olduğunuz gibi geri vites kameramız da aktif bir şekilde çalışıyor. Şu anda sağ tarafta park sensörünü gösteriyor ama önümüzde arkamızda herhangi bir şey olmadığı için radarlarda herhangi bir görüntü yok arkadaşlar. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı bu şekilde. Takmış olduğumuz cihaz Navimex marka 7.1 işletim sistemine sahip 2 GB RAM'li Android Multimedia. EMR Garaj'dan herkese iyi günler diliyorum.